Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Cumartesi bahislerinizle karşınızdayım arkadaşlar. Dün itibariyle neler yaptık? Dün Ekvador'a Depay'ın golünü alın dedik. Maç bir bitti arkadaşlar. 2,5 gol üstü olmadı ama varı geldi. Depay'ın bir golü 1-51'den aldık. Kazandık arkadaşlar. Bodrum kazandık dedik. Maç 0-0 bitti. Büyük bir şike yani. Maçın gidişatına bakarsanız arkadaşlar. Maç yani berabere bitti. Adamlar kaleye gitmedi. 6 şut kaleyi bulmuş. Yani yaklaşık kaç dakikadır 10 korner her şey oldu maçta ama gol çıkmadı arkadaşlar. Şuraya bakın 1.42 oranı yani milleti hep yatırdılar yediler. Böyle bir şey yok. İngiltere hele ki bu maç kazanacağı bakın oranı açtıkları orana bakın maç 0 bitiyor. Yazık gerçekten yani o kadar istatistik. Korner bahisimiz tabii ki geldi burada. Korner bahislerimizi aldık. 8.5-9.5 aldık arkadaşlar kazandık. Mafra'dan Depin golünü alın dedik. Bas bas bağırdık arkadaşlar. 1.48 oranı vardı hatta 2 golü oldu. 3.5 gol üstü varını değerlendirin dedik 1.50'den. Bunlar kazandı arkadaşlar ama dediğimiz üzere arkadaşlar maçlar hep patlama, hep şike. Her bok dönüyor. Ve bu maçlardan sıkıntılı şike dönecektir. Bu maçlarda dikkatli olun, dikkatli oynayın derim arkadaşlar. Polonya Arabistan maçına bakalım. Saat yaklaşık arkadaşlar 4'te başlayacak. Polonya ekibi en son maçında berabere kaldı Meksika ile. O kadar da iyi bir oyun sergileyemediler. Ev sahibi yani Meksika daha iyiydi onlara göre. Ya yani Polonya penaltıyı kaçırdı. Bu maçta puan veya puanlar almak isteyecektir. Ama oranı çok yüksek. 1.58 oran çıkmış arkadaşlar Polonya'ya. Ben yani Suudi Arabistan'da en son maçında Arjantin gibi ekibi yendi. Çok da iyi oynadılar. Ben orada Arabistan'ı arkadaşlar bu maçta işte adamlar arkadaşlar 3 tane şutun ikisi kaleyi buldu. İkisi de gol oldu. Öyle bir şike döndüm maçta. Bu maçta döndürebilirler mi? Olabilir. Yani Polonya belki beraber bile bitebilirler. Onun için 2-3 gol mantıklı. 1.79'dan değerlendirebilirsiniz. Maç boyunca 9 korneri aralığında değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hatta 10 korneri bile çıkabilir. 1.98'den de değerlendirebilirsiniz ama 8.5 Bank Hoca için 1.59-1.60'dan değerlendirebilirsiniz. 1.5 gol üstü. Depin bir golünü alın arkadaşlar 1.58 oranıyla. Suudi Arabistan'ın en az yine bir gol bulacağını Polonya'ya karşı. Kaybedeceğini de düşünmüyorum. Çiftesini değerlendirebilirsiniz Tenner'de. 1.68 oranıyla alabilirsiniz. Fransa Danimarka karşılaşması. Fransa en son maçında Avusturya 4-1 kazandı. Çok da güzel şov yaparak kazandı. Danimarka'da Tunus'la beraber kaldı. Yine puan sıralamamıza baktığımızda 3 puan da Fransa 6 puan yapacak. Danimarka'da 1. Danimarka'da burada bence yedirmez. Fransa'nın oranı çok yüksek. Danimarka'nın bir gol atarına girin. 41-45'ten isterseniz de varını alın. 1.81'den arkadaşlar maç boyunca 2-3 golünü değerlendirin. Bu şekilde oran yüksek. 2.5 gol üstü arkadaşlar. En güzeli korner bahisi almak. Düşerse daha da çok 8.5'unu alın geçin arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum. İlk yarı arkadaşlar ilk yarı 0.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. İlk yarı 0.5 üstü de yaklaşık 1.32 gayet güzel. 10-15 dakika sonra 1.50'den 1.60'dan bunu değerlendirin. Bu şekilde arkadaşlar Depin bir golü varını alabilirsiniz. Braga Trofense karşılaşması. Braga'ya baktığımızda arkadaşlar bayağı bir galip. En son maçında kaybetti. Bu maçını zor zorla yendi en son maçında 2-1. Arkadaşlar şimdi Braga yine kupada kupada bu takımda karşı karşıya geliyor Trofense ile. Arkadaşlar Lig kupasında karşı karşıya geliyor. Yani burada Depin yani kupada bir şeyler yapıp gol atacağını düşünüyorum. 1.89 oranı yüksek gayet güzel arkadaşlar. Deplasmanda son iki maçı karşılığında kazanmış zaten 2.5 gol üstü maç boyunca 2.5 gol üstü 1.18 oranı var ama ilk yarı 1.5 gol üstünde değerlendirebilirsiniz 1.76 oranıyla ilk yarı en az 2 gol izleriz diye düşünüyorum. Depin bir golünü alabilirsiniz isterseniz de varını 1.98'den değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Arjantin Meksika en son maçında dediğimiz gibi Suriye üstüne kaybetti. İyi de tek kale oynadı. Meksika'da Polonya ile berabere kaldı. Şimdi zorlu bir maç yenmek isteyecektir. Yani puan ve puanlar alacaktır. Burada ben kazanacağını düşünüyorum. Arjantin'i kazanıp
arkadaşlar 3 puan alacaktır. 1 ve 4 çıkalı şeklinde bahisim sunmak istiyorum. Hatta biraz riskli ama 1 ve 3.5 altı şeklinde de bahisim sunmak istiyorum. En az belki 2 golden fazla bulamaz. Arkadaşlar bu şekilde düşünüyorum. En az 2 golden fazla bulamaz. Maç boyunca da 9 kornerini değerlendirebilirsiniz. Barajı var. Yani 9 korner düşünüyorum. Bu maça en az 2 golü var. Arkadaşlar 2 golde zor gibi gözüküyor. Maç boyunca da 2-3 golünü değerlendirebilirsiniz. 1.78'den maç boyunca 2-3 gol biteceğini düşünüyorum. Bu şekilde değerli dostlar. Hatta birden bir de oynanabilir gibi ilk yarı bir tercihinde sunmak istiyorum. Hatta arkadaşlar şu şekilde ilk yarı bir gol atarını değerlendirebilirsiniz. İlk yarıdan yani biraz rahatlayıp yani ilk yarıdan kurup baskıyı gol atacaktır. 1.59'dan Arjantin golünü alabilirsiniz. İlk yarıdan gol bulacaktır. Benfica Benafriyal arkadaşlar. Bu maçta bu da lig kupası arkadaşlar. Maç boyunca 3 puanı tabi alın. Varını alın. Deplasmanın bir gol atarını alın arkadaşlar. Dep'in en az bir golü var. Benfica tabii ki sürekli yenmiş arkadaşlar. Kupa karşılaşması yine de arkadaşlar rotasyonu şeklinde çıkabilir. Benfica'da en son aramda oynanan maçlar genelde 4-0-3-0 hep Benfica kazanmış. Ama deplasmanlarda deplasman ekibi son iki maçını kazanmış. Biraz forma girmiş. Bu maçta arkadaşlar 4-5 gol arkadaşlar 3.5 gol üstüne alınan ilk yarı 1.5 üstünü 1.70'den değerlendirin. Ev sahibi en az 2 golünü sürprizinde ilk yarı değerlendirebilirsiniz ilk yarı ama yani biraz riskli ama arkadaşlar alınabilir. Ama genelde arkadaşlar zor gol bulur. İlk yarılarda genelde en son maçında 2-0 atmış arkadaşlar. Bence ilk yarı gol bulabilir. 3.5'unu da değerlendirebilirsiniz ama varını düşünüyorum. Var şeklinde değerlendirebilirsiniz. Dep'in bir golünü unutmayın. Dep'in bir golünü oynayın arkadaşlar. Değerlendirin derim. Gençler Birliği Çaykur Rize bu maçı değerlendirmek istiyorum. Gençler Birliği en az bir gol atarını alabilirsiniz. 1.20'de oyunla. Maç boyunca 2-3 golünü değerlendirebilirsiniz. Maç boyunca 2-3 gol. En son maçlarında genelde 3 maçında da 2-3 gol şeklinde bitmiş. 2-1, 1-1, 2-0 arkadaşlar. Kazanan gençlerin kaybedeceğini düşünmüyorum. 1.8'den de çiftesini değerlendirebilirsiniz. Günün maçları bu şekilde arkadaşlar. Yani riskli maçlar ama gayet de güzel. Bunun da 9 kornerini alın. Las Palmas Tenerife karşılaşmasını. 9 kornerini alın arkadaşlar. Yani maçlar bayağı riskli arkadaşlar ama bu maçta da 8.5 demiştik dün itibariyle. Bu maçta geldi. Hatta 10 korneri olur. 1.77'den de bunu da aldık arkadaşlar. Dün itibariyle bunu unuttuk. İlk yarı 0 tercihini söylemiştim hatta. Hatta arkadaşlar bu da geldi. 1.63'den alanları tebrik ediyorum. Dün bayağı yani 3'te 3 yaptı. 3 tane maçta arkadaşlar 5'te 2 aslında. Toplamda 5 maç vermiştim. 3'ü geldi. 2 tanesi de şikeden dolayı. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Güzel karşılaşmalı olacağını düşünüyorum. Gollü karşılaşma sadece bir dediğim üzere arkadaşlar zor maçlar. Fransa maçı da en son maçlarında 2-0 2-1 ayına bitmiş. Yani 2-3 gol mantıklı. Bu maçta beraberlik kokuyor. Fransa zor. Ama kadro yapı olarak çok üstün arkadaşlar. Yani şu kadro efsane bir kadro. Ama deplasmanda da biraz diş geçirebilir. Dep'in en az bir golü var. Varını alın. Yani yense bile 2-1 arkadaşlar. 2.5 gol üstünde bunu sürpriz sistem konusunda Fransa maçının 2.5 gol üstünü deneyebilirsiniz. Değerli dostlar. Polonya maçında o şekilde 2.5 gol üstü sürpriz şekli deneyebilirsiniz. Hızlı maç olacağını düşünüyorum. İki maça da korner bahisleri alabilirsiniz arkadaşlar. Günün cumartesi başları bu şekilde. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen videomuza emeği sayesinde like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.